Einstein Seyahatnamesi, Uzak Doğu, Filistin, İspanya, Albert Einstein, Kronik Kitap, Dünyaca ünlü bir dahinin Doğu'yu ve Akdeniz'i keşfi. 1922'nin sonbaharında Albert Einstein dünyanın en meşhur insanlarından biriydi. Bilim sayesinde şöhret elde etmişti. Nobel ödülünü almak üzereydi. Japonya, Çin, Singapur, Filistin ve İspanya'ya yaptığı seyahatlerin notlarından oluşan bu muhteşem seyahatname, Einstein'ın insani tarafını göstermektedir. Einstein belgeleri editörü Zev Rosenkranz verdiği açıklamalarda seyahatnamede yazılanları bağlamına oturtarak hem araştırmacılar hem de Einstein'ın sevenleri için bir hazine sunmuştur. Walter Isaacson, Tulane Üniversitesi, Einstein, His Life and Universe kitabının yazarı. Einstein'ın 1922-1923'te Uzak Doğu, Filistin ve İspanya'ya yapmış olduğu seyahatlerle ilgili en yoğun ve kapsamlı bilgiler sunan kitap Einstein Seyahatnamesi'dir. Einstein'ın biyografilerinden hiçbiri seyahatleri hakkında bu denli anlaşılır ve önemli bir katkı sunmamıştır. Titizlikle belgelendirilmiş olan bu kıymetli kitap Einstein'ın hayatına ilişkin önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Daniel Hu, China and Albert Einstein kitabının yazarı. 1922'nin sonbaharında Albert Einstein, eşi Elsa Einstein'la 5,5 ay sürecek bir Uzak Doğu ve Orta Doğu seyahatine çıkmıştı. Daha önce bu bölgeleri hiç ziyaret etmeyen dünyaca ünlü fizikçinin güzergahları arasında Hong Kong, Singapur ve Sri Lanka vardı. Çin'de de kısa süreliğine bulunan Einstein, daha sonra hayran olduğunu belirteceği Japonya'ya giderek burada müthiş yoğunlukta dersler vermişti. 12 gün Filistin'de kalan Einstein, seyahatinin son 3 haftasını ise İspanya'da geçirmişti. Elinizdeki kitap Albert Einstein'ın söz konusu tarihi seyahati esnasında tuttuğu tüm notları eksiksiz biçimde barındırıyor. Kısa kısa tutulmuş günlük notları ve telgraf metnini hatırlatan üslubunun eşliğinde Einstein'ın bilim, felsefe, sanat ve siyaset hakkındaki düşüncelerini en samimi biçimde okumak mümkün. Ayrıca Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nin kurulacağı alanda verdiği açılış niteliğindeki ders, Japon İmparatoriçesi'nin ev sahipliği yaptığı bir bahçe partisi, İspanya Kralı ile tanışması ve birçok önde gelen bilim ve devlet adamıyla görüşmesi gibi hadiselerde hissettikleri de yine metinler arasındaki en ilgi çekici konuları oluşturuyor. Einstein'ın farklı milletlere mensup insanlar ve ırk kavramı hakkındaki tartışmaya açık fikirleri ise günlüğün belki de en sarsıcı tarafı. Çok sayıda fotoğraf, mektup, kartpostal, harita ve çizelge de içeren Einstein Seyahatnamesi, Doğu ve Akdeniz coğrafyasıyla karşılaşan bir dahinin düşünce dünyasına yol alma imkanı sunuyor.